Evet, gördüğünüz üzere keskin kenar pastamı da tabanıma koydum. Gayet güzel bir şekilde koyduk, temiz bir şekilde. Şimdi bunun üstünden şeker hamurunu hazırlayacağız. Evet, biraz şeker hamuru aldım ve açıyorum şeker hamurumu. Büyük bir fiyon hazırlayacağım. Hediye paketinin tepesi olarak düşünün. Şimdi fiyongum hazırlamak için şu kenarlarını birazcık çekiyorum. Şimdi bunu kesiyorum. Açtığım kadar burayı da kesiyorum. Kenarları çok düzgün değil. Çok düzgün olmasına da gerek yok. Şöyle göstereyim. Şimdi fiyongum ne kadar büyük olacak onu ayarlamam lazım. Daha inceltiyorum. Santim olarak söyleyeyim istiyorsanız. 30 santime 10 santim gibi hazırladım. Şimdi bunun tam ortasını belirleyin. Tam ortası şurası oluyor. Ve şuraya getiriyorum. İki ucu da üst üste getirdim. Ve buralardan şöyle bir hafif bastırıyorum. Ters çevirdim. Yani hangi ön daha hoşunuza gidiyorsa orasını seçin. Hangi ön hoşunuza gidiyorsa. Bu ön hoşuma gitti benim. Ve buradan bu şekilde hediye paketinizin tepesini yani fiyongunuzu hazırlayın. Şöyle elimle ortaya geçiriyorum. Şöyle olacak. O yüzden şöyle de hafif açıyorum. Bu şekilde hazırladım. Bu arada fiyongunuzun şu alt katını şöyle ağzını açın istiyorsanız. Üstten de açın. Şöyle şurayı da açın ki dik dursun. Şu şekilde. Gelelim şeker hamuruna. Şimdi şeker hamuru açıyoruz. Ben şeker hamurunu parti parti açacağım. O yüzden şuralarını kesiyorum. Yani her bir bölüm için ayrı açacağım. Evet, şimdi geniş bir tane şeker hamuru açtım. Bunu kenarlardan kesiyorum. Tam şeridin üstünden kesiyorum. Dik olsun diye. Şimdi kenarlardan kesiyorum. Şimdi benim ölçüm 20'ye 20 santimdi. 20'ye 20 ve şöyle kesiyorum 20 santim. Bir tane daha 20 santim kesiyorum. Evet, şeker hamurlarımı da bu şekilde hazırladım. Bu ebatlarda hazırladım. 20'ye 20 ve 17 şeklinde. Ve şimdi pastama yapıştıracağım. 14 santimi ben unuttum. O yüzden şuradan tekrar kesiyorum. Evet, tekrar yapıştırıyorum. Evet, şimdi bu tarafa geçiyorum. Sırayla döndüre döndüre hazırlayacağım. Şimdi diğer tarafına yapıştırıyorum. Çikolata gelmesi önemli değil. Hani şuraları sonrası temizleyeceğiz. Önemli olan iyice yapıştırmak. Ütüyle de şöyle bastırabilirsiniz. Düz bir şekilde olur. Şimdi iki tarafını yapıştırdık. Şöyle yan kısımlara. Şimdi öne yapıştıracağız. Yani yan tarafına. O yüzden bunu 21 santim olarak tuttum. Enini. 20 yerine 21 santim tuttum ki şu kapakları da kapatsın istedim. Bu şekilde. Bakın şuraları da kapatmış oldu. Aynı şekilde buraya da 21 santimlik koyacağım. Evet, şimdi şu parçayı da koyuyorum. En son parçayı da koydum. Ve ütüyle şöyle sağa sola gidiyorum kapatmak için şu kısımları. Evet, bu şekilde hazırladım. Evet, şimdi tabanımı temizliyorum. Pastanın üstünü aslında temizlemeye gerek yok. Çünkü ben altın rengiyle boyayacağım. O yüzden eğer boyamasaydım evet silerdim. Şu kısımları da macun hazırlayabiliriz. Şu kenarlarını yapıştırmak için. Ama altın renkli boyayacağımız için yine gerek kalmayabilir. Evet, şimdi bir tane şeker hamuru açtım ve üstüne şöyle koyuyorum. Hediye paketi gibi olacak. O yüzden şöyle bazı yerlerini yer değiştirebilirim. Kutu yapacağım çünkü. Altını ıslatmadım. Kendiliğinden zaten sıcaklıkla yapışacaktır. Şöyle göstereyim. Belli bir yerden keseceğim şimdi. Şu fazlalığı da alıyorum ki yırtılma olmasın. Şimdi döndürerek
Şurayı buna yapıştıralım. Burayı da şöyle yapalım. Ve hizası burası. Ve buradan başlayarak ilerliyorum. Evet, kutuyu da bu şekilde hazırladım. Kapağını. Şu şekilde burayı birazcık sivrileştirelim. Burası inceldi çünkü. Altını da şöyle yapıyorum ki hani inceltmiyorum ve şöyle de isterseniz ütüyle de şöyle geçebilirsiniz. Şu kenarlarını sivrileştirebiliriz. Bu şekilde şunları da düzleştirebiliriz. Şu kısımları. İlk önce şöyle yapıştıralım. Sonra da altından şöyle düzleştirebiliriz. Şimdi altın renkli boyayla boyayabiliriz. Evet, burada yenilebilir. Altın boyam var. Bunu bir tane kavanoza koydum. Kavanozu da içine sıvılaştırmak için etil alkol koydum. Şimdi bundan boyuyorum. Tabanı gördüğünüz üzere biraz altın renkler geldi. Ben buraya daha fazla yapmak istiyorum. Çünkü altın rengini temizlemek daha zor. Leke bırakabiliyor. O yüzden daha fazla bu simlerden koyarsanız daha iyi olur. Evet, bir tane şeker hamuru aldım. Ve bunu ince bir şerit şeklinde açacağım. Kurdele yapacağım. Yani hediye paketinin kurdelesi şeklinde olacak. O yüzden bu şekilde açıyorum. Evet, 4 santim kalınlığında açtım. Şimdi iki tane daha o şekilde açacağım. Evet, şeritlerimi hazırladım. Şimdi üstüne koyacağım. İlk şeridimle başlıyorum. Şu ortadan kesiyorum. Diğer şeridimi de şöyle. Altın istiyorsanız suyla satabilirsiniz. Ben ıslatmadım. Buraya fiyongu koyacağım. Evet. Şimdi hediye paketinin paketlerini de koyalım bu şekilde. Şöyle karşılıklı olsun. Ve ortasına da bunu koyacağız. Evet, ortasından bir tane çubuk batırıyorum ve ilerliyorum. Bu şekilde bir tane karga burnu alıyorum ve alıyorum, kesiyorum ve ortasına fiyongumu koyuyorum. Tekrar ortasına bir tane fiyonk ucu koyacağım. Evet, hediye pastamızı da bu şekilde hazırlamış olduk.